Bugünkü konumuz yapraklar. Yaprakları ilk baş olarak askıda kalıyorlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler. Arkamı biliyorsunuz artık. Bugünkü konumuz yapraklar. Yaprakları işte yıkayacağız, kaynatacağız. Suyu göstereceğim size. Onun haricinde, bakın onun haricinde ne yaptım? Dün yine o karşı dağ demiştim ya hani size. Bakın. Çok parlıyor. Şu karşı dağ, Topçam Dağı. Dün arkadaşla oraya gittik. Orada bir kaynak suyu vardı. Damacanayı götürmüştüm. Hani belki biz kendimize su alacaktık. Ama piknik yapmak yerine araziye çıktık. O videoları da belki gelir. Onu da kaçırmayın böyle aralara. Bu videoyu değil de daha sonra bazı videoların aralarına. Çünkü o videoların ifşa olması durumunda babam beni öldürebilir. O yüzden çok şey yapmıyorum, direkt video olarak atmayacağım. Arkadaş çekti. O videolarda gelsin. Bazı videoların böyle ara ara kısımlarına belki atabilirim. Kaldıydık yani dağda falan. Neyse onu geçtim. Şöyle arkamızda damacanayla suyumuz var. Şimdi şu yaprakları da kaynatacağız. Birazını yani. Şimdi ilk olarak şöyle bir yaprakların normal soğuk suyla üstündeki kaba pisliği alıyoruz. Bunu iki elinizle yaprakları şöyle tek tek yaparsanız daha iyi olur. Daha sonra tuzun içine atıyorum ben. Daha sonra bunu siz sıcak su kaynatıp da yapabilirsiniz. Bizim kombi gayet sıcak şey yapıyor zaten. Aldığımız yaprakları tuzlu atıyoruz. Suyu dolduruyoruz. Daha sonra şöyle karıştırıp elinizle şeyleri, tuzları birazcık eritirseniz eğer, aynı zamanda yaprakları da birazcık sıcak suyla şöyle karıştırın. Daha sonra bunları 5 dakika tuzlu suda bekleyeceğiz, hani mikrobunu öldürsün sıcak su, tuzlu su diye. Şimdi bir de kahverengi su yapmayı gösterelim. Yapraklarımızı aynı biraz önce soğuk suda yıkadığımız gibi yıkayacağım. Tek elle yapması zor oluyor. Şunları yapayım, göstereyim. Döneceğim ben size. Şimdi buradaki fark şu şekilde. Yapraklarımızı soğuk suyla yıkadıktan sonra kaynar suyun içine atmıyoruz. Kaynar suyla birkaç defa geçiriyoruz. Şimdi akan su böyle karıştırıyorum. Elimle karıştıracağım. Sonra dökeceğim, süzeceğim. Tekrardan dökeceğim. Ama tek elle yapamıyorum tabii bunu. Yaprakları iyice yıkıyoruz. Sıcak suyla ya da ayrıyetten yıkıyoruz. Ondan sonra da kaynamaya bırakıyoruz. Şimdi yapraklarımızı iyice yıkadık. Ocağımıza koyduk. Suyunu olabildiğince dolduruyoruz. Çünkü zaten bu ne kadar çok kaynarsa o kadar suya rengini veriyor. Ondan dolayı uzun süre kaynayacak bir şey. Altını kısık ateşte bırakıyoruz kaynamaya. Daha sonra zaten kaynadıkça rengini ben size çekeceğim. Oradan farkı göreceksiniz. Şimdi yapraklarımız bu şekilde aldık. Daha sonra soğuk sudan geçireceğiz. İyicene. Ve daha sonra da hop yapraklarımızı alacağız. Ve akvaryumumuza atacağız. Bu yaprakların üstünde yüzmesini de çok seviyorum arkadaşlar. Ben özellikle biyotopta. Bakın şöyle döndüreyim. Bunların yaptığı gölgeliklerde altlarında gezmeyi balıklar da seviyor zaten.
Bunlar da bu şekilde. Battıkça bunları da göstereceğim. Ortalama 1-2 gün içerisinde de bunlar da batıyor zaten bu şey böyle. Yaklaşık yarım saat falan oldu arkadaşlar. Çıkan renk bu. Sabah çekil arkadan yanacağına. Demli bir çok demli bir çay renginde. Siyah neredeyse gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar sizle gördüğünüz gibi yarım litrelik bir su ve aldığımız meşe suyundan aldığımız özüt. Oğlum bak çek git. Şimdi yarım litre için şuradan 1 milim alıyorum özütümüzü. 1 milim özüt yarım litre suyu ne kadar karartacak bir bakalım. Sarıya doğru döndü. Farkı görüyor musunuz kameradan dolayı bilmiyorum. Biraz daha koyup 1-2 milim daha koyacağım şimdi. Bence şu anda görüyor olmanız gerekiyor farkı. Şimdi 3 milim daha koyuyorum. Şu andaki farkı görüyorsunuz. Yarım litreyi 3 öyle koyduk, 3 de öyle koyduk. 6. 6 milim su. İstediğimiz biyotok akvaryumu sarılığını vermek için yeterli olur. Ya bundan daha fazla koyusunu istiyorsanız bakalım daha bir 3 daha atalım. Ve 1-3 daha atalım. Gördüğünüz gibi 3, 6, 9, 12, 12 milim mi oldu? 15 milim mi oldu? 12 veyahut da 15 milim su, yarım litre suyu bu şekilde şey yapıyor, değiştiriyor. Yani şimdi arkadaşlar yarım litre için 30 milim de böyle yapıyor. Yani akvaryumda yaprak kullanımı da bu şekildeydi. Bu özüt nerelerde kullanıyor peki onu da söyleyeyim. Yani şimdi bu tenlenler ilk olarak dediğim gibi biyotop akvaryumlarında kullanıyor. Onun haricinde beta üreticileri son zamanda neydi? Siensel mi? Siginesel. Yukarıda da söyledim galiba. Toz halinde bir şey bu. Kahverengi su, siyah su, black water dediğimiz olayı yaratmak için kullanılan bir toz. Bence gerek yok. Doğada hani çıkıp toplayacağınız bir poşet şeyle, meşe yaprağıyla beleşten istediğiniz kadar yaparsınız. Yani ben bu şu ne kadar çıktı bundan? Ortalama 250 milim falan özüt elde etmek için ben ne kadar attım için 10 tane falan yaprak attım galiba. Yani şöyle şöyle 10 tane yaprak. Bir poşetle yani düşünün ne kadar özüt elde edeceğinizi. Şimdi arkadaşlar bu yaprakları meşe yaprağı kullanıyorum ben. Bunun haricinde ceviz yaprağı, ondan sonra meşe palamutunun şeyleri var, kafaları var, kafa kısımları. Onları kullananlar var. Ben de kullanıyordum da şu anda elimde yok. Onun haricinde yine dut yaprağı diyorlar. Üzüm yaprağı var. Başka ne var? Yeni dünya yaprağı falan var diyorlar. Ama ben ceviz yaprağı ve meşe yaprağını genellikle kullanıyorum. Bir kere üzüm yaprağını da kullanmıştım. Yani genel olarak bunlar en çok tercih edileni ceviz ve meşe yaprağı. Bu yaprakları toplarken dalın üzerinden kendimiz değil, kendisi düşmüş olması gerekiyor. Sonbahara girdiği zaman yaprak kurumasının sebebi ağaç yaprakları bu tenlenleri yolluyor ve kuruyor. Ondan dolayı en koyu yaprakları ve kendi düşmüş yaprakları kullanıyoruz. Bu tenlenlerin özellikleri ne peki? Ağacın kendini koruma mekanizması olan mantara, bakterilere ve benzeri şeylere karşı koruması olarak bunu kullanıyor. Bu yani maddeyi, tannen maddesini kullanıyor. Ondan dolayı antitoksindan özelliği var. Akvaryumumuza koyduğumuz zaman da bunu salıyor ve bu şekilde akvaryumumuz bakterilere, mantara vesaire gibi kötü bakteriyel
durumlara karşı antioksidan eklemiş oluyoruz bir nebze. Bunu bu şekilde, bu yüzden kullanıyoruz. Daha sonra yapraklar suyun pH'ini düşürüyor. Ama tabii çok etkili bir şekilde değil. pH'ını düşürebilmesi için suyunuzun KH, karbonat sertliğinin düşük olması gerekiyor. Karbonat sertliğiniz ne kadar yüksekse suyunuzun pH'ının oynaması ona göre daha nötr oluyor. Yani daha az oynuyor. Karbonat sertliği yüksekse eğer suyunuzun pH'ı daha dengeli olmuş oluyor. O yüzden karbonat sertliğiniz yüksekse eğer, mesela benimki suyum karbonat sertliği yüksek. Ondan dolayı da yapıyor. Suyun pH'ini çok etkilemiyor bu yapraklar benim. Yine akvaryumun suyunu sarartarak balığa daha doğal bir ortam hazırlıyor. Genel hatlarıyla bunlar, çok ayrı şeyler var. Farklı farklı özellikleri var. Üremesine etkisi, bilmem neye etkisi falan filan var. Ama tabii bu hani çok minimal düzeyde olan etkileri olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaprağı eklediğimiz zaman direkt aman aman bir üretim artışı veyahut da balığın sağlığı falan aşırı derece bir artmıyor. Bu bir nevi böyle balığımıza, akvaryumumuza eklediğimiz, balığın kendi daha iyi hissetmesini sağlayan bir madde bir nevi. Bir de balığın mukozasını güçlendiriyor. Hani bunlar tabii deneylerle yapabildiğimiz bir şey değil ama bunları uzun, daha eski üstadlar dediğimiz hani akvaryum için yapmış. Yani etkisini görmüşler, bunları yapıyorlar. Hani biz tabii ki de mukozasını göremiyoruz. Balığın üzerinde oluşan mukozanın kalınlaştığını veyahut da balığın yaptığını görmüyoruz. Genel olarak bu yaprağı kullandığımız zaman balıklar daha sakin, daha canlı, böyle kendilerini daha iyi hissediyorlar. Biz bunları gözlemleyebiliyoruz. Bunların gözlemlememizin sebebi de balığın stressiz olması, mukozasının iyi olması, bakterilere karşı daha güçlü bir bünyesinin olmasından kaynaklı olduğu için bizde balık iyi, böyle yaprağa koyduğumuz zaman iyi gözüküyorsa, sağlıklı gözüküyorsa bunlara bir etkisi var demek ki gibisinden bir etkisini görüyoruz yani yaprakların. Şu şekilde yavaş yavaş batıyorlar yapraklar. İlk baş olarak askıda kalıyorlar. Ve yavaş yavaş süzülüyorlar. Çatlayacak, patlayacak bu da mı?